Bir bakalım bize bu denklemle tanımlanan bir eğri düşünelim demişler. Denklem burada. Y'nin x'e göre türevinin de buna eşit olduğu doğrulanabilir demişler. Bunun buna eşit olup olmadığını kapalı türev alıp bulduğumuz ifadeden dy bölü dx'in neye eşit olduğunu çekerek bulabiliriz öyle değil mi? Daha önceki videolardan buna benzer şeyler yaptığımızı hatırlarsınız. Evet, bu detaylardan sonra bizden x ekseninin üstünde kalan ve eğriyi üstünde derken üzerinde, yani tam üstünde değil, üst kısmında demek istiyor. Ve eğriye teğet olan yatay doğrunun denklemini yazmamızı istemişler. Şimdi her zaman olduğu gibi, hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. İsterseniz önce bize verilenleri bir gözümüzün önüne getirmeye çalışalım. Çabucak bir diyagram çizeyim. Bu y ve bu da x ekseni olsun. Eğrinin tam olarak nasıl göründüğünü bilmiyorum ama... Ama bunun buna benzeyen bir eğri olduğunu düşünecek olur isek, bu çizime göre eğriye teğet iki tane doğru vardır, öyle değil mi? Biri burada, evet işte bu, diğeri de Burada bizden x ekseninin üstünde kalan, üst kısmında kalan teğeti bulmamızı istiyorlar. Peki bu teğet eğer yataysa bunun hakkında ne söyleyebiliriz? Mesela bu noktada dy bölü dx'in sıfıra eşit olduğunu söyleyebiliriz öyle değil mi? Bu durum diğer nokta için de geçerlidir. dy bölü dx'in neye eşit olduğunu da biliyoruz. y'nin x'e göre türevi eksi 2 çarpı p x artı 3 bölü 4y üzeri 3'e eşit. Peki bu ne zaman 0 olur? Bunun 0'a eşit olması için payın 0, paydanın da 0'dan farklı olması gerekiyor değil mi? Peki pay ne zaman 0 olur? x eksi 3'e eşit olduğunda yazıyorum x eksi 3'e eşit olduğunda bu türev 0'a eşit olur. Peki x eşittir eksi 3'e karşılık gelen y değeri hangisidir? Bu denklem y eşittir o değere eşit olacak ve bu değeri bulmak için x eşittir eksi 3'ü alıp orijinal denkleme koymamız yeterli. Hadi bakalım. Eksi 3'ün karesi artı y üzeri 4 artı 6 çarpı eksi 3 eşittir 7 değil mi? Burası 9 eder ve burası da eksi 18. Buradan y üzeri 4 eksi 9'un 7'ye eşit olduğunu buluruz. İki tarafa da 9 ekleyelim. Böylece y üzeri 4 eşittir 16. Bu da y'nin artı ya da eksi 2'ye eşit olduğu anlamına gelir. Az önce de söylediğim gibi iki tane yatay doğru var. Birisi y eşittir 2, diğeri de y eşittir eksi 2. Bizden x ekseninin üst kısmında kalan ve eğriye teğet olan yatay doğrunun denklemini istedikleri için aradığımız denklem işte bu. Doğru cevap y eşittir 2.